Merhaba ShiftDelete.Net izleyenleri, biliyorsunuz hep son kullanıcıya yönelik elektronik malzemeleri, ürünleri inceliyoruz. Bu sefer farklı olarak bu ürünleri taktığımız prizlerden oldukça yetenekli bir prizi inceleyeceğiz. Schneider Electric'in APC PM6U-GR modelini inceliyoruz. Detaylar birazdan. Evet Kerem, bu prizi ilk gördüğünde ya da inceleme için masana geldiğinde ilk başta ne hissettin? Ya biz ofiste de çok muhabbetini yaptık. Şu an incelediğimiz ürün aslında bir ihtiyaç. Yani tabii. Biz hani bir sürü işte pahalı akıllı telefonu inceliyoruz, işte televizyon inceliyoruz falan ama onları bir ihtiyaç kategorisine alamıyoruz. Ama günümüzde kullandığımız elektronik ürünlerin fiyatını vesaire düşündüğümüzde onları aslında koruyacak akım korumalı bir priz inceleyeceğiz. Bugün hani söylediğim gibi artık bir sürü elektronik cihaz kullanıyoruz. Televizyonlar işte 10.000-15.000 liralara varan. Çıktı. Bir oyuncu sistemi topluyorsunuz, oyuncu bilgisayarı topluyorsunuz. Sadece ekran kartı zaten 4.000-5.000 lira olabiliyor. Ses sistemi, oyun konsolu. Hani bir sürü şey var. O nedenle çok ufak bir bütçe ayırarak çok büyük bütçeler harcadığınız cihazları korumak önemli. Özellikle Türkiye gibi elektrik konusu sürekli işte elektriğin gidip geldiği, bir anda işte akımın yükseldiği bir ülkede yaşıyorsak oldukça ihtiyaçlı. Şimdi altına yine yorum yazacak arkadaşlar, hani belki de reklam falan diye ama gerçekten önemli bir konu. Çünkü Türkiye'de elektrik akımı her zaman düzgün seyretmiyor. Elektrik hala gidip geliyor. Elektrik gidip geldiğinde, ilk geldiğinde yüksek bir akımla gelebiliyor. Ve ses sistemleri, bazı oyun konsollarının ve televizyonların elektrik ünitesinde, transformatörlerinde genellikle bozulma olduğunu görüyoruz. O da neden oluyor? Standby'de bekleyen ürün ilk başta elektrik gidip geliyor akşam siz yatarken. Elektrik geldiğinde yüksek akımla bir anda geldiğinde yüksek akım korumalı bir priz yoksa direkt taktığınız cihaz bozulabiliyor. Tabii taktığınız, kullandığınız ürünle de alakalı o. Yani ürün de kendini biraz daha koruyabiliyor, koruyabilmeni ama siz bunu hiç riske atmadan direkt priz noktasında yapabiliyorsunuz. Ya şimdi şöyle bir durum var, eğer akım korumalı bir priz kullanmıyorsanız başınıza gelebilecek iki tane büyük felaket var. Bu felaketlerin biri, yüksek akım geldiği zaman işte televizyon gibi, ses sistemi gibi cihazların direkt olarak bozulması. İkincisi de parazitlenmeden, o elektrik akışının dengelenmemesinden dolayı mevcut kullandığınız elektronik ürünlerin ömrünün kısalması. Evet. Bunlar yine televizyon olabilir, beyaz eşya olabilir, farklı ürünler olabilir. İki şekilde karşılaşacağınız kötü senaryo var. Bunlardan kurtulmak için akım korumalı prizler alarak bu sorunu direkt olarak önlemini almış olabiliyorsunuz. Aynen. Bugün incelediğimiz ürünün farklı noktaları var. Özellikleri de var. Çünkü üzerinde gördüğünüz gibi iki tane USB var. Cihazlarınızı, yani akıllı telefonlarınızı vesaire bu USB üzerinden hızlı şarj edebiliyorsunuz. Ve burada altını çizmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Piyasada bulunan birçok akım korumalı prizin üzerindeki USB'lerde akım koruması yok. Evet. Bu üründe hem prizlerimiz hem de USB portlarımız akım korumalı olarak çalışıyor. Bu çok önemli. USB demişken hazır bunu da söyleyeyim. 2.4 amper çıkışı var USB portlarında. Bu da özellikle iPhone kullanıcılarının dikkatini çekecek. Evet. Çünkü iPhone kutularında genelde 1 amperlik adaptör çıkıyor. Gidip daha sonra 2 amperlik, 2.4 amperlik daha hızlı şarj olması için iPad adaptörü ya da başka adaptörler almanız gerekiyor. Eğer bu prizi alırsanız kullandığınız USB çıkışlarında da daha hızlı şarj edebileceğiniz bir çıkışa da sahip oluyorsunuz. Ayrıca düşün, priz alıyorsun. 2 tane cihaz taksan, bir tablet, bir telefon şarj etmek istesen 2 tanesi gidiyor. Oralarda sana kalmış oluyor. Yani hani baktığında 6+2 gibi bir alan bizlere kalıyor. Biraz da tasarımından bahsedelim. Siz şimdi önden bakınca sadece 3 tane görüyorsunuz ama ürünün hemen arka tarafında 3 tane daha priz var. Yani toplamda 6 tane prizimiz. Onun dışında da 2 tane USB'miz var. Bu arada bizim bugün incelediğimiz ürün bir serinin içerisinde bulunan model. Farklı işte priz sayılarına göre, işte USB'nin olup olmamasına göre, hatta bazı modellerde network için de akım koruma sağlamak için bağlantısı olan modeller var. Hani bizim incelediğimiz böyle en orta şeker, en alınası modellerden biri. Tam bir salondaki televizyonun oradaki kullanılacak priz. Neden diyecek olursanız 6 tane priz var üzerinde ve modem, ses sistemi, televizyon, dekoder, oyun konsolu ve bir tane de televizyon, yani bir şey daha ekstradan bir şey. Yani. Ve size ondan sonra 2 tane de USB kalıyor. Eğer konsolunuz varsa oyun joystick'ini buradan şarj edebilirsiniz hızlı bir şekilde. Aynen. Telefonlarını şarj edebilirsin, tabletini şarj edebilirsin. Taşınabilir hoparlörden tutun, aklınıza gelecek pek çok şeyi. Ya powerbank'i bile buradan akşam yatarken hiçbir yerde priz işgal etmeden şarj edersin ki 2.4 amperle de hızlı şarj eder. Bunları bir kenara koyalım ve tasarımda benim hoşuma giden bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Eğer burada bir kısa devre olursa ışıklardan da anlayabiliyorsun. Evet. Sen felaket senaryolarından bahsetmiştin. Hı hı. Aklıma geldi. Bir tane daha ekleyeceğim. Yangın. Bazı şeyleri iyi düşünmek lazım. Evet, çok kötümser olmayalım ama kısa devreden elektrik kontağı, hatta küçük yangınlar da çıkarabilirsiniz. Bir ürün yakabilirsiniz. Bilgisayar donanımcıları bilir. Eskiden kasalarla oynayanlar, fanlarla falan oynayanlar bilir. Git kısa devre yaptığında iyi bir power supply'ın güç kaynağın varsa hemen bilgisayarı kapatır. Aynen. Çünkü neden? Kısa devreyi algılıyor ve kendini kapatıyor. Hani ne olacağını bilemem diyor. Ben bir kapatayım kendimi diyor. Aynı onun gibi eskiden böyle 500 watt diye yazıp ucuzla güç kaynakları vardı ya, hiç kısa zaten devre o verdiği wattı da gücünü de vermez. Aynen. Falan. Hafif falan oluyordu böyle. Aynen. Onlar hemen yanardı mesela, bozulurdu. Ama iyi bir güç kaynağı aldığında kısa devre koruması da olurdu, cart da olurdu. Aynı prizde de o şekilde arkadaşlar. Yani totalde 6 tane ürün bağlıyorsunuz ve tanesine değil de hadi 1000 lira desen 6000 lira, 7000 lira, 10.000 liraları çok da üste çıkabileceğiniz cihazları bağladığınız bir prizin iyi olması bence iyi. Fiyatı da uygun. Ya şimdi orada hani fiyat konusunda mutlaka altını çizmemiz ve konuşmamız gereken bir konu var. Şimdi akım korumalı priz dediğimiz zaman ülkemizde daha bütçe dostu birçok model bulabilmek mümkün. Ancak unutmamanız gereken olay şu: akım korumalı prizlerin ne kadar iyi olup olmadığı Joule değerleriyle temsil ediliyor, belirtiliyor ve şu anda bizim incelediğimiz modelin Joule değeri 1830 civarında. Pazarda bu değerin çok daha altında ve dolayısıyla çok daha ucuz bulabileceğiniz, uygun fiyata bulabileceğiniz şeyler var. Akım korumalı prizler var. Yani 10.000 lira, 20.000 liralık cihazlarınızı korumak için satın aldığınız bir şeyde kaliteli bir akım korumalı priz almanız gerekiyor. Burada tabii hani biraz mutlaka bilenler vardır ama Schneider Electric firmasından da söz etmemiz gerekiyor. Evet. Schneider Electric aslında iş gereği, yani iş modeli gereği son kullanıcılara değil çok daha büyük kurumsal firmalara, işte veri merkezlerine falan ürünler tasarlayan, geliştiren ve bu anlamda gerçekten hani belki de sektörün en iyi firmalarından biri. Büyük bir enerji firması da diyebiliriz. Evet, yani bilenler akıllı biliyordur, yani bilmeyenler için söylüyorum. O nedenle hani bu tarzda ürünler alırken biraz daha kalitelisine yatırım yapmak uzun vadede sizi daha avantajlı kılacaktır. Ben tasarımdan bahsederken son olarak alttaki kablo kanalından da bahsetmek istiyorum. Çünkü salonda kablo görmekten nefret eden bir insan olarak itinayla şu kabloyu buraya geçirip şöyle konumlandırmak benim daha da hoşuma gider gibi gözüküyor. İki farklı açıya da baktığı için kablo kalabalığında azaltabilir. Çok değişik bir tasarım olmuş. Alıştığımız bir tasarım değil. Ben mesela daha önce de yani hiç üçü böyle arkada, üçü önde. Evet, bir o açıdan radikal görmemiştim. Hani eleştirilecek noktası belki biraz böyle hani yapı olarak kaba bir priz ama içinde işte tabii içinde işte akım koruması vesaire olduğu için bu bir gereklilik de olabilir. Ona o yüzden çok bir şey söyleyemiyorum. Ama sonuç olarak anlattığımız şey, bu bir ihtiyaç. Özellikle Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsak çok fazla işte elektrik gidiyor geliyor vesaire. İşte ekran kartımız yanıyor, cihazlarımız yanıyor vesaire. Bu bir ihtiyaç ve cihazlarımızı korumak için böyle ürünlere mutlaka bence yatırım yapmamız gerekiyor. Bunun böyle şeylere acımayacaksınız. Arabaya sigorta yapmak gibi bir şey gibi gözüküyor. Ya çünkü yani daha sonradan hani büyük ağlamaktansa önden önlemini alıp yatırımını yapıp ondan sonra ömürlük ürünler zaten genel olarak. Son olarak kablodan bahsetmek istiyorum. 2 metrelik bir kablosu var ve gerçekten taşıyacağı yüksek akıma da dayanabilecek kalın bir yapıda bir kablo. Ayrıca kablodan anlayanlar da bir baktığında anlar, üst seviye bir kalite hissi uyandıran bir kablo, onu da söyleyeyim. Şimdi bazen ürün iyi olabiliyor ama kablosuna bakıyorsun, bu kablo bu kadar akımı taşıyamayacak. Ya mouse, zaten. Hani bırak elektriği, mouse alırken falan da o kablo önemli yani. Önemi ortaya çıkıyor. Yani arkadaşlar sonuç olarak eğer evinizde veya iş yerinizde korumak istediğiniz elektronik cihazlar varsa mutlaka bu ürüne bakmanız gerekiyor. Bununla beraber şimdi normal hep sadece son kullanıcıları konuştuk ama son dönemde işte mining yapan insanlar var. Profesyonel derecede iş yaptığı için çok ciddi meblağlara bilgisayar toplayan veya oyuncu sistemleri toplayan insanlar var. Bu tarzda eğer bir ihtiyacınız varsa mutlaka sizin de incelemenizi tavsiye ediyoruz. Bir de elektrik tüketimi arttıkça bu tip ürünlerin önemi de artıyor arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.